Allah'ın Arş'a İstivası isimli eserimizin 12. dersindeyiz. Bu dersimizde Selefilerin bir sözüne cevap vereceğiz. Selefiler diyorlar ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Estaizu billah e emintum men fis semai en yaksife bikumul art. Yoksa siz gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Em emintum men fis semai en yusila aleykum hasiba yoksa siz gökte olanın size taş yağdıran bir rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Bu ayetler de gökte olan ifadesiyle Allah kastedilmiştir. Bu da ispat eder ki Allah göktedir. İşte selefiler böyle diyorlar. Evvela onlara deriz ki ayette Allah lafzı geçmiyor. Gökte olan deniliyor. Gökte olan ifadesiyle Allah'ın kastedildiğini nereden biliyorsunuz? Gökte olan ifadesini dört farklı şekilde izah edebiliriz. Bir, gökte olandan murat Hazreti Cebrail'dir. Zira Cebrail Aleyhisselam birçok kavmi emri ilahiyle helak etmiştir. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Siz gökte olan Cebrail'in sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden, size taş yağdıran bir rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Bu izahımıza karşı Selefiler der ki gökte olan Cebrail olamaz. Çünkü insanları yere batıracak olan Allah'tır. Biz de onlara deriz ki vallahi siz Kur'an'ı hiç anlamıyorsunuz. Şimdi bunu size ispat edeceğiz. Kur'an'ı kim indirdi? Herhalde Allah indirdi diyeceksiniz. Şimdi Bakara suresi 97. ayete bakalım. Men kana aduvan li Cibril, Cebrail'e kim düşmanlık ediyorsa fe innehu nezzalehu ala galbik Şüphesiz Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Ayet ne dedi? Kur'an'ı Cebrail indirdi dedi. Halbuki Kur'an'ı indiren Allah'tır. Peki niye ayette Cebrail'e atfedildi? Çünkü Hazreti Cebrail vesiledir. Bir fiil vesile olana atfedilebilir. İkinci örneğimiz. Selefilere yine soruyoruz. İnsanı öldüren kimdir? Herhalde Allah öldürür. Ölüm de hayatta onun elindedir diyeceksiniz. Şimdi Secde suresi 11. ayete bakalım. Gul yetevaffakum melekul mevt. De ki sizi ölüm meleği öldürecek. Ayet ne dedi? Sizi ölüm meleği öldürecek dedi. Halbuki bizi öldüren Allah'tır. Peki öldürme niye ölüm meleğine atfedildi? Çünkü ölüm meleği vesiledir. Bir fiil vesile olana atfedilebilir. Bir örnek daha verelim. Selefilere yine soruyoruz. Kıyametten sonra insanları kim diriltecek? Topraktan kim çıkaracak? Herhalde bu işi Allah yapacak diyeceksiniz. Şimdi Zilzal suresi ikinci ayete bakalım. Ve ahracetil ardu esgalaha. Yer ağırlıklarını çıkarıp attığında ayette geçen ağırlık ölülerdir. Ağırlıkların dışarı atılması da ölüleri kabirlerinden fırlatıp çıkarmaktır. Şimdi ayet ne dedi? Ölüleri kabirlerinden yeryüzü çıkaracak dedi. Halbuki bizi kabirden Allah çıkaracak. Peki kabirlerden çıkarma işi Niye yeryüzünü atfedildi? Çünkü yeryüzü bu işin masarıdır. Bir fiil vesile olana atfedilebildiği gibi masara da atfedilebilir. Bu üç misal gibi Kur'an'dan onlarca misal verebiliriz. Sözü uzatmamak için üç misalle yetiniyoruz. Aynen bu misallerde olduğu gibi insanları yerin dibine geçirmek, ve onların üzerine taş yağdıran rüzgarları göndermek Allah'ın fiilidir. Ancak bu fiilde Hazreti Cebrail vesiledir. Vesile olması cihetiyle bu fiilin ona isnadı caizdir ve Kur'an'ın uslubundandır. Buna itiraz edilemez. İkinci ihtimale göre gökte olandan murat meleklerdir. Çünkü Hazreti Cebrail gibi melekler de birçok kavmi Allah'ın izniyle helak etmişlerdir. ashab fil kıssası hepinizin malumudur. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Siz gökte olan meleklerin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden, size taş yağdıran bir rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? biraz önce fiili vesileye isnat etmenin caiz olduğunu ve Kur'an'ın uslubundan olduğunu ispat etmiştik. O makamda yaptığımız izah bu ihtimal içinde geçerlidir. Üçüncü ihtimale göre gökte olandan murat azabın kendisidir. Zira azap genelde gökten gelir. Kur'an'da helak edilişi anlatılan neredeyse bütün kavimler gökten gelen bir azapla helak olmuşlardır. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Siz gökte olan azabın yani gökten gelecek azabın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Dördüncü ihtimale göre, gökte olandan murat Allah'ın saltanatıdır. Her ne kadar Allah'ın saltanatı yeryüzünde gözükse de yeryüzü o saltanatın haşmetini hakkıyla gösterebilecek kabiliyette değildir. Bu sebeple saltanat-ı ilahiyyenin mazharı olarak gökler gösterilmiştir. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Siz haşmeti ve saltanatı göklerde olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden, size taş yağdıran bir rüzgar göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Netice olarak deriz ki, ayetteki gökte olan ifadesini dört farklı şekilde anlamak mümkündür. Bu mümkünleri bırakıp, muhal olan bir manayı ayete yüklemeye çalışmak hem ayete hem Kur'an'a hem de Allah'a iftiradır. Kardeşlerim dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.